Evet, Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ben. Bursa Akademik Odalar Birliği dönem sözcülüğü bünyesinde böyle bir kampanya başlattık. Kriz masası oluşturduk. Akademik odaların gücünü bugün de görüyorsunuz arkamızda. Çok kıymetli destekler gelmeye başladı. Süreç boyunca biz toplamaya devam edeceğiz. 24 saat kabuller yapılıyor. AFAD üzerinden organizasyonumuzu oraya taşıyacağız. Dolayısıyla tamamen tüm üyelerimizi, tüm vatandaşları destek vermeye çağırıyoruz. Burada güzel bir organizasyon ve güzel bir emek var. Teşekkür ederim. Avukat Metin Öztosun, Bursa Barosu Başkanı. Dünden beri yardım kampanyasını başlattık BAVAP bünyesinde. Avukat meslektaşlarımıza çağrı yaptık. Diğer akademik odalar da kendi bünyesinde çağrılarını yaptı. Bugünden itibaren de hızlandı. İlk partimizi bugün birazdan gelecek olan tırla yükleyeceğiz ama devam eden günlerde de yardımlar devam edecek. Toplamaya da devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, tüm vatandaşlarımızı, tüm akademik oda üyesi arkadaşlarımızı bu kampanyaya desteğe çağırıyorum. Hep birlikte omuz omuza bu şeyin altından kalkacağız. Evet, ülkemizin yaşadığı bu acılı günde akademik odaların derhal bir kriz masası oluşturarak dönem sözcülüğümüzde bu çalışmayı başlatması bizim için onur verici. Bölgedeki insanlarımıza birliğimizi, beraberliğimizi gösterme adına gönlümüzü gönderiyoruz. Gönderdiklerimiz asla bir malzeme değil. Onlara kalplerimizi, gönüllerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. Başlangıçta bizler çok hızlı davranıp sonraya doğru yavaş yavaş süreçten kopuyoruz. Ama akademik odaların başlattığı bu çalışma kesinlikle yavaşlamamalı. Bazı ürünler kullanıma ve tüketime bağlı olarak çok fazla ihtiyaç duyulan ürünler, hem meslektaşlarımızın hem Bursa kamuoyunun bu çağrımıza ses vermesini, ses vermeye devam etmesini canı gönülden dinliyoruz. Hep birlikte dayanışma, hep birlikte birlik olma zamanı. Evet, ülkemizin yaşadığı bu büyük elim olayda bizler de mali müşavirler olarak Bursa'da elimizi taşın altına koyduk. Odamızın öncülüğünde Bursa Akademik Odalar Birliği ile beraber bir kampanya başlattık. Bu çalışmayı sürdürüyoruz. Şu anda yardım kolilerimiz burada hazır. İnşallah şu anda karlar altında mücadele eden kurtarma ekiplerimize ve yardım bekleyen AFAD'lere de Allah'tan kolaylıklar diliyorum, yardım diliyorum. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara sağlık, afiyet diliyorum. Ahmet İhsan Taşkınsel, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanıyım. Dünden itibaren bütün gücümüzle BAOB olarak, Bursa Akademik Odalar Birliği olarak bu yardım kampanyasına katılmak için bir organizasyon düzenledik. Burada bütün yerleşkede bulunan bütün odalar yayınlarını yaptılar. Meslektaşlarımız veya diğer odaların meslektaşları bu işe büyük bir gayretle sarılarak mevcut olarak gördüğünüz ortamı hale getirdik. Biz bunları ayırarak gönderiyoruz. Orada hayatını kaybedenlere rahmet, kurtulanlara da sağlık, şifalar diliyorum. Devletin acilen, çok çok acilen bu işe müdahale etmesi gerekiyor. Bu işin önceliği yolların açılması gerekiyor. Rahmi Dede, Mimarlar Odası Bursa Şube 2. Başkanıyım. Çok acı bir süreç yaşıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar bu acıyı ne kadar hafifletir bilmiyorum ama bütün üyelerimiz, bütün vatandaşlar şu anda çağrımıza kulak verdi ve burada canla başla yardımlar geliyor ve bu yardımlar paketleniyor, ayrılıyor ve deprem bölgesine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gönderilmek üzere hazır edilecek ve tüm koordinasyonu AFAD'la birlikte yapıyoruz. Bu çok önemli çünkü özellikle herkesten ricamız şu, bireysel yapılan yardımlar bir şekilde yolda iklim koşullarına takılıyor ve yerine ulaşmıyor. O yüzden yardım etmek isteyenler Bursa Akademik Odalar Birliği binasında oluşturduğumuz kriz masasına başvurabilirler. Herkese çok 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 büyük geçmiş olsun diyorum. Depremle ilgili zaten herkes çok fazla konuşuyor. Yıllardır biz de söylüyoruz. Bu anlamda şu anda tek amacımız acıyı hafifletmek. Bu
acı günleri atlattıktan sonra da konuyla ilgili çok ciddi çalışmaların bir an önce ele alınması gerekiyor. Fikret Çaral, Akademik Odalar Birliği Site Yönetim Kurulu Başkanı. Dünden beri organize olduk. Ben de şunu söylüyorum, 7/24 burada tüm arkadaşlar, güvenlikçilerimiz de bilgilendirildi. Gelen bütün yardımları 7/24 alacağız. Hangi saatte, hangi vakitte getirirlerse burada ille bir muhatap bulacaklar. Yardımları bekliyoruz. İlk partisi bugün gidecek, AFAD'dan bir tır gelecek. Ama bunun devamı olacak. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz.